Son dakikayı söylemek zorundayım maalesef. Şöyle, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı bir araç devriliyor. Jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş şehit olmuş. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammed Koyuncu da yaralandı. Ben bunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımından okuyorum şu anda. Şöyle devam ediyor sonrasında bu bilgiyi verdikten sonra. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun demiş Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı. Tunceli Ovacık'ta bir kaza var. Zırhlı araç devriliyor. Ve jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş şehit olmuş. Astsubay çavuş Muhammed Koyuncu da yaralı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Umarız ondan iyi bir haber gelir. Türkiye'nin başı sağ olsun. Öncelikle tabii ki ailelerinin başı sağ olsun. Sayın Çömez, buyurun. Allah rahmet eylesin. Öyle. Başımız sağ olsun, mekanlar cennet olsun. Programın hemen başında bu haberi almıştım ben. Bir devrilmeden ziyade maalesef uçuruma aracın yuvarlandığı şeklinde bir haber gelmişti. Hmm. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet etsin diyorum ben de. Şimdi yine amcanın telefon kayıtlarını sildiğine dair bir takım haberler yansıdı. Niye böyle oldu diye sorulduğunda da aslında kardeşinin evinde kurşunların bulunduğu, onunla ilgili görüşmeler yaptığı, bunların ifşa olmaması için sildiğine dair bir ifadesinin olduğu basına yansıdı. Şimdi bunların mutlaka soruşturulması lazım. Yani bir ailenin evinde bu kadar çok sayıda kurşun, mermi, soruşturma, işte jandarma gidiyor geliyor, bunlar kardeşler arasında konuşuluyor falan. Bunlar son derece önemli ve ciddi bilgiler ve bunların üzerine en ayrıntılı şekilde gitmek lazım. Öte yandan Nari'nin 19 gün sonra cesedi bulundu ve bu ceset bir suyun içerisinde bulundu. Tabii bu akşam uzunca bir incelemenin ardından otopsi herhalde şu an bitti ya da bitecek ama kesin raporun açıklanması oldukça uzun bir zaman alacak. Birçok doku örneği alınacak, sıvılar alınacak ve bunun neticelenmesi bir buçuk ayı hatta iki ayda bulabilir. Turan Bey, ama bir şey soracağım. Hani şöyle mesela o rapor çıkıncaya kadar, yani nasıl söyleyeyim? Hemen başka bir takım, işte özellikle şüpheliler üzerinden tetkiklerle bazı konuları açığa çıkaracak ilk veriler ulaştırılmaz mı şeye, emniyete, bu soruşturmayı yürütenlere? Ulaştırılır değil mi? Yani şöyle, onun için rapor beklenmez yani. Senem Hanım, şöyle bir kaygı var onda. Biz hedef saptırıyoruz demeyeceğim, şaşırıyoruz. Burada temel unsur arabadır. Çünkü arabanın içerisinde mutlaka DNA kalıntıları vardır. Nari'nin cesedi suda bulundu ve maalesef uzun süre suda kalan cesetten alınabilecek verilerde büyük kayıplar olacaktır. %70-80 kayıplar olacaktır. Ölüm nedeni konusunda kabaca bir fikir sahibi olacaktır adli tıp uzmanları. Bu ölüm ne zaman gerçekleştiği, nasıl gerçekleştiği, boğulmanın suda mı olduğu, dışarıda mı olduğu, çok makro ölçekli önemli bilgiler ortaya çıkacaktır ama kesin bilgiye ulaşmak su içinde olduğu için çok da kolay olmayacaktır. Ancak yine de az önce söylediğim gibi araçtan elde edilecek bilgiler son derece önemli ve tabii ailenin teker teker soruşturulduğu ifade ediliyor. Bu da çok kıymetli. Halanın ifadelerine başvurulması çok kıymetli. Onun çünkü bazı medya organlarında benim konuşursam önemli şeyler söyleyeceğim dediğine dair bilgiler ortaya çıktı. Tüm bunların alt alta konmasıyla sanıyorum bu davanın mutlaka araştırılması ve nereye uzanıyorsa oraya kadar gidilmesi son derece önemli. Az önce yine programda ifade ettiniz, Nari'nin kardeşinin bir ölümünden bahsedildi. Hekim olarak şunu söyleyeyim, yani bir travmatik ölüm mü, düşerek ya da yuvarlanarak mı ölmüş, yoksa başka bir darp veya travmayla mı ölmüş, bunu
anlamak çok kolay. Dolayısıyla orada da benim için ciddi soru işaretleri var. Yani geçmiş yıllarda yaşanmış bu hadise ne kadar irdelendi, ne kadar üstüne gidildi? Kaldı ki her travmatik ölüm bir adli olaydır. Yani ailenin verdiği ifadeye dayanarak konu kapatıldıysa bu çok çok vahim bir olaydır. Evet. Çünkü böylesine travma sonrası ölümlerin nedenlerini bulmak çok zor değil. Fakat üstüne gidilmediği anlaşılıyor.